Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, işten eve geldim ve üzerimi değiştirdim. Gördüğünüz üzere saçlarımı toparladım, darmadağın olmuşum çünkü. Ne istiyorsun annem? Ne? Su. Al bak, burada bardağın. Allah'ım, bardak da beğenmiyoruz. Al. Bu arada işim nasıl geçti diye bugün soracak olursanız, ilk iş günü nasıl geçerse öyle geçti arkadaşlar. Gerçekten yoruldum. Eve gelince anladım ama orada koştururken tabii ki de anlamıyorsunuz. Ve yorulmuşum. Özgür'ü aradım molaya çıktığımda nasıl geçiyor diye. Direkt iki tur vermişler yani. Yani onun dışında şimdi ne yemek yapsam diye düşünüyorum aslında ama bilemiyorum. Gerçekten işte şeyden sonra, işten sonra eğer yemek, yani alışveriş de yapmadım. Eve gelirken şunu şunu yaparım diye. Şu anda o yüzden o kadar kararsızım ki ne yapsam diye. Bilemedim. Her neyse. Şimdi ilk önce ben bir oturayım. Şöyle birkaç video izleyeyim YouTube'da. Şöyle 5 dakika kendime geleyim. Ondan sonrasında bakalım neler yapacağız. Bu arada annem bugün kuaföre gitti. Yani gidecek. Şu an saat kaç? 2:30. Birazdan gitmek üzeredir büyük bir ihtimal. Otobüsle gidecek çünkü. Babam da doktora gitti. Akşam buraya geldiler söylediğim gibi. Babamla Özgür sabah birlikte çıktılar. Özgür babama bıraktı arabayı. Doktor da sabah açık zannediyorduk. Meğerse öğlenden sonra açıkmış. Daha yeni gitti doktora. Annem de dediğim gibi kuaföre gidecek. Bakalım nasıl olacak, çok merak ediyorum. Ama büyük bir değişim olacaktı diye düşünüyorum. Çünkü beyazları falan bayağı çıkmış. Dedim ona gel boyayalım falan diye. İlk önce hiç istemedi. Ondan sonra dedim ya beyazları çıkmış. Öyle deyince de şey yapıyor. Yani bir yandan hani komple bırakmak istiyor, çıksın diyor. Ondan sonra da çok böyle hani şey olunca sonra kendi de kararsız kalıyor. Bilmiyorum, bakalım. Dedim çok koyu yaptırma. Bu uçlarındaki renklerin güzel, onlar gibi yaptır dedim ama bakalım. Güzel koy. Aferin. Burası bitti. Tamam mı? Ama. Dur, tamam değil, onları da çıkaracağız. Bak, bunları çıkaracağız. Yavaş. Koy oraya, ben koyacağım. Danke. Yavaş ama. Yavaş. Aferin. Daha var burada. Evet. Böyle. Koy. Koydum. Böyle. Ne alıyordum? Bu kalkıp. Oturdum. Tamam mı? Tamam. Tamam, bırak. Ben şimdi öbürküleri yerleştireceğim. Danke schön für die Hilfe. Hadi içeri gir şimdi. Evet, yardım edeyim mi dedi. Yani. Şimdi ben şuraları bir toplayayım. Az önce oturdum kaldım. Hiç iyi olmadı yani. İşten sonra bir oturdunuz mu daha gerisi gelmiyor. Her neyse şuraları bir toparlayayım. Özgür de gelmek üzereymiş. Geldikten sonra büyük bir ihtimalle dışarı çıkacağız. Bakalım. Gördüğünüz üzere biz dışarı çıktık ve kış geldi. Hepimiz ceketleri giydik. Çünkü gerçekten hava serin. 16 derece şu anda. Ve hava da kapalı. Büyük bir ihtimalle yağmur yağacak. Zaten bütün hafta yağmurlu gösteriyor. Bayağı şimşek falan uyarısı veriyor hatta. Bilmiyorum. Kaç alışveriş yapacağız çünkü evde bir şey kalmamış. Çocuklar da devamlı aranıyor.
O yüzden öyle bir çıktık. İlk iş günün nasıl geçti? Çok yorulmuş. Yoruldum, baş ağrısı tuttu. Tebeyi zor geldi. Çok yorulmuş ya. 2 hafta ne kadar hani erken kalksın. Yeni saat 7 falan oluyordu kalkmamız ama yani kalkma stresi olmadığı için öyle söyleyeyim. 2 hafta sonunda acaba kalkabileceğiz mi vesaire vesaire derken bir de ilk iş günü olunca biraz tabii ki de yoruluyor insan. Ama alışacağız, mecbur, yapacak bir şey yok. O yüzden rutin hayatımıza geri dönmeye çalışıyoruz. Yani ilk, ama her zaman öyle. İlk 2-3 gün, hadi en fazla bir hafta. Bir haftayı bulmuyor bile ama alışana kadar, ondan sonra yine normal rütmusa giriyor insan. Yani arkadaşlar, bana devamlı diyorsunuz ki etrafı göstersem bile yeter diye. Alın şimdi size. Buradan yemek yeter. Ne? Buradan yemek yeter. Seni buradan yeter. Orada yemek yiyecekmişiz. Orada McDonald's var çünkü arkadaşlar. Ondan sonra evet. Ondan sonrasında şurada, burası yeni yapıldı bu köşe. Orası normalde bomboştu. Hem fitness center var hem de aşağısı bakery, yani fırıncı mı oluyor? Börekçi. Börekçi gibi bir şey. Ondan sonrasında burası 4 yol ağzı. Bu tarafta da gördüğünüz gibi Hofer var. Ondan sonra Hofer'in kendi tank şelesi var. O yana dönüyoruz zaten. DM var. Şu Ernst Things Family'de şu an ucuzluk varmış. Aslında oraya bakmam lazım. Hem yatak çarşafı da oluyor orada galiba çocuklara göre. Hem çocuk kıyafetleri var. İndirimdeymiş şu an her şey. Ama bilmiyorum. Bu arada Traun'a geldik arkadaşlar. Burası Traun bölgesi olarak geçiyor. Hava bulutlu, gördüğünüz gibi çok fena toparlanıyor bulutlar. Çok fena yani. Evet, görüyorsunuz burada Inter Spot var. Buraya hiç girmedim. Ernstings Family, Dechman, Fussel, ondan sonrasında DM. Burası benim stam mağazam zaten. Fresnaps, bir de Kick var ve burası da Hofer arkadaşlar. Çünkü bana kızıyorsunuz genelde, yani tabii ki de merak ediyor olabilirsiniz ama yani bilmiyorum, hani ilginizi çeker mi çekmez mi diye hiç çekmedim. Ama çoğunuz yazmışsınız işte etrafı bile göstersen falan filan diye. O yüzden ben de size etrafı gösteriyorum. Ne? Maske Evet arkadaşlar, küp şeker 1.49 değil 99 sent bir tane küp şeker alıyorum. Siz sadece abur cubur arabası mısınız? He? Bir tane. Abur cubur musun sen? Evet mi? Evet, abur cubur arabası burası. Burası da evet şöyle. Evet arkadaşlar, burada da taze ekmekler var gördüğünüz gibi. Şöyle. Ne alacak? Ne diyor? Ne diyor böyle? Eldiven o. Torba değil. Eldiven o Özgür. Torba burada. Ya şey yapmışlar güya. Please o ama. Değil. Oh. Akşire eve değil mi? Yani. Evet, gelme. Tamam. Semer Brezel var. Semer Brezel var şu an Özgür. Yeter o. Nereden alayım bari ya? Al. 6 lira, 7 lira. Yani. Evet, el dezenfektanı arkadaşlar. Baba. 4 litre 30 euroymuş. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi
şortlar, tişörtler, iş pantolonları. Bekleyin bir bekle. Şunları atmam. Evet arkadaşlar, Metehan az önce burada yemek yiyeceğiz dediği yerdeyiz. Tabii ki de burada yemiyoruz ama. Burada yemeyeceğiz ama buradan yaptırıp eve gidiyoruz. Mete buradan mı aldık? Evet. Metehan da böyle diyor. Hello. Yani bayağı da bir şeyler aldık. Ayıptır söylemesi. Ya, bir şey olmaz. Yani ama saat 7 oldu. Yani al Zeynep. Gidiyorum. Bakın bana 5 lira veriyor. Görüyorsunuz değil mi? 5 lira. Yani bunu bozdur bozdur harcıyor bana. Anne. Bu arada hemen size babama aldığımı göstereyim. Böyle bir tane Sege maşini aldım. Yani akülü bahçe neyi oluyor bu? Türkçesi ne? Dal kesmeye. Dal kesmeye, budamaya vesaire. Bu şekilde akülü yani aküsü var değil mi doldurmak için? Ne var hepsi içinde görmüyor musun? Ya bateri ve 20 watt falan yazıyor ama anlamam. Bunu aldık. Ondan sonra bir tane de fiyatını şu anda söylemeyeceğim çünkü annem de videoları izlediği için bir tane de babama şöyle bir ilaç kutusu aldım. Bayağı bir şeyleri var içerisinde. O yüzden böyle aldım kullanır diye. Bir de benden şey istedi. Onları aldım. Topsun gulaşın. Çok seviyor bunları. Onlardan aldım. Öyle yani. Şimdi inşallah hazır olursa birazdan ilk önce oraya bunları bırakmaya uğrayacağız. Ondan sonrasında da eve gideceğiz. Evet, geliyordu. İnşallah yanlış şey. Kola var mıydı sen? Menümde var benim kola. Evet. Uzaklara gidiyormuşuz. Her neyse. Sabah öyle. İşe gideceğiz. Evet, sabah. Özgür diyor ki bugün akşam diyor 10'da yatmaya kalktık diyor. Ayılamadık diyor. Bu gece saat 9'da. Bu gece saat 9'da yatacağız diyor. İki saat sonra yatacağız. Nasıl yatacağız sen? Ya çok kötü alıştık ya. Ya yeni erken yatmıyorduk ama yani fark ediyor yani sonuçta. Yani ben buradan zengin iş adamlarına sesleniyorum. Evlatlık lazımsa ben varım. Evlatlık lazımsa ben evlatlık olurum. Bu arada alışverişleri de şu an yani şöyle söyleyeyim, biz eve gideriz. İlk önce dediğim gibi babamın yanına uğrayacağız. Bunları bırakmak için ondan sonra eve gideriz. Hiç kamerayı açmadan yemeğimizi falan yeriz. Ondan sonrasında alışverişleri boşaltırken sizlerle tabii ki de paylaşırım. Çünkü alışveriş videolarını seviyorsunuz biliyorum. O yüzden yani ben ne sevmiyorum alışveriş. Yani arkadaşlar her hafta aynı alışverişi yapıyoruz neredeyse. Yani, çocuklar ayrı araba yapıyor. Biz kendimiz ayrı. Yani gördünüz zaten işte. Çocuklar abur cuburları ufak bir arabaya yani yetmedi. Doldurdular. Artı büyük arabaya attılar. Ama yine yok. Ama gel hafta yok. Sonu yok. Yok. Gel bana. Yok yani. Yok yani yemelerinde gözümüz yok. İdare işleri bilmiyorlar. El sipten Özgür yavaş. Ne yapayım ben de. Kalkamadı. Ben de el no. Böyle L plakalar var arkadaşlar. Avusturya'da, Almanya'da ya da Türkiye'de nasıldır bilemiyorum ama burada mesela gösteremiyorum şu anda ama böyle mavi bir L plaka ehliyet yaparken alabiliyorsunuz. 2000 kilometreyi doldurduktan sonra ehliyet yani ayağınız alışsın diye o şekilde kullanabiliyorsunuz öğrenmek için. Stajyer. Staj, arabada staj yapar gibi yani evet. Ve 2000 kilometreyi doldurduktan sonra eğer kendinizden eminseniz diyorsunuz ki ben sınava gireceğim. Ya tabii ki de bilgisayarı falan vermiş olmanız gerekiyor araba sınavını verebilmek için. Ondan sonrasında o şekilde bir daha sınava giriyorsunuz. Yani mesela Zehra da öyle yaptı. Mert de o zaman öyle yapmıştı. Ben hiç kullanmadım. Ben bir tek
şeyde kullandım. Yani saatlerimin içerisinde kullandım. Hiç öyle kullanmadım. Leblek almadım. Hepsinde çok şükür bir kerette aldım. Hatta 18 yaşında aldım. Şu an 33 yaşındayım. 15 sene olmuş yani ehliyet. Daha dün gibi hatırlıyorum babamın kafasının etini yediğimi. Ben ehliyet yapacağım, ben ehliyet yapacağım diye. Ve ben hiç çalışmadan girdim ehliyete, biliyor musunuz? Yani bilgisayara sadece bir gece önce, ama o zaman da hiç uyumadım. Sadece bir gece öncesi bilgisayar CD'sini çalıştım. Ertesi gün gittim, hatta annem ve babam çok bağırdı o zaman bana. Sen işte o sınavdan bir kal bak, ben sana göstereceğim de bilmem ne de şöyle de böyle de. Ondan sonra o gün de çalışıyordum ben. Babam beni iş yerinden almaya geldi. Ondan sonrasında ehliyet yapan yerin, o zamanlar ehliyet yapan yerlerde olmuyordu. Belirli yerler vardı. Biz mesela TVS'e gittik, BH'ya. TVS'e, BH'ya gittik. Bilgisayar sınavı orada oldu. Şimdi bütün ehliyet kurslarında direkt sınavlar da orada oluyor. Bizim zamanımızda öyle değildi. Toplu arabaya bindik o gün sınav olacakları. Gittik, her neyse ben geri geldim, babam aldı. Tabii ki babama yapmadım o şakayı. Geçtim dedim. Ama bir de şöyle bir şey, %100 yapabiliyorsunuz. Ben %99 ile geçtim. Sadece hiç çalışmadığım halde bir soruyu yapamamışım. Ondan sonrasında iş yerine geri geldim. Annemle aynı iş yerinde çalışıyorduk. Ondan sonra anneme dedim ki, ya annem çok umutsuzdu yani benden hiç çalışmadığım için. Yapma annem. Ondan sonra dedim geçemedim. Annem böyle yaptı. Ben biliyordum zaten geçemeyeceğini falan yaptı gerçekten. O zaman Ebru'nun annesi Hülya abla falan da hep beraberiz. Ondan Hülya abla işte şey yapıyor. Ya tamam, bir dahaki ne yaparsın falan. Ondan sonra dedim ya biz susun, hadi gelin kahve içelim dedim. Bir daha gittik kahve içme. Dedim aldım tabii ki de, bir çıkardım %99. Yani annemle babamın hiç umudu yoktu yani. Çünkü hiç çalışmadım gerçekten ve aşırı derecede sorular var. Yani motoruna bilmem nesine kadar şey yapıyorlar sınavda, yani bilgisayarda geliyor. Şaka maka 15 sene olmuş. Her neyse, sizle muhabbet ederken biz geldik. Ben şimdi kapatayım. Birazdan alışverişleri gösterirken görüşürüz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere alışverişimi komple boşalttım. Şimdi hepsini size göstereceğim. Ondan sonrasında da burasını toparlayacağım. Hemen hızlı hızlı geçeceğim. Şöyle çocuklara çizme aldım. Hofer'e gelmiş arkadaşlar. Bu Mete'nin ve bu Mete'nin okulda, kindergarten'da böyle ayakkabılar çok istiyorlar. Dışarı falan çıktıkları için, kış da olsa hava güzel olduğu zaman çıkıyorlar. Bunun fiyatı 9,99 €'tı. Aynı şekilde Oğuzhan'a da aldım. Bunun fiyatı da 10,99 € arkadaşlar. 2 adet çizme aldım onlara. Daha sonrasında şöyle 10'luk paket sünger aldım. Bunların fiyatı 79 €'tı. Dörtlü paket ıslak mendil aldım. Normalde bunların fiyatı 2 € küsür. 4 tanesi 3,29 €'tı. Çok iyi. Ben arada yine de kullanıyorum. Daha sonrasında şöyle bir tane pasta aldı Özgür. Normal markalısını aldığınız zaman fiyatı 15-16 € arkadaşlar. Hofer'de fiyatı 6.99 muydu, 7.99 muydu? Ne? Pastanın. 7.49. 7.49'muş. Özgür aldı çünkü. Ondan sonrasında şöyle bir tane Butta Brötchen aldım. Bunların fiyatı 1,28 €'tı. Bir tane küp şeker aldım. 99 €, bir tane biber aldım. Bir küsür arkadaşlar, tek tek fiyatını söylersem bu video bitmez. O yüzden şimdi hızlıca geçeceğim. Ondan sonra şeftali aldım. Bir tane böyle salatalardan aldım. Taze soğan aldım. İncir gelmiş, incir aldım. Hatta Bursa'dan gelmiş incirler, görebiliyorsunuz. Türkiye inciri. Ben inciri çok seviyorum. Ondan sonrasında Fruchtwerk'e aldık. Bir tane tost ekmeği, cips, tekrar bir, yani bunlar ıvır zıvırlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani cips, ondan sonra iki tane limon aldım. Şöyle peynir kızartması aldım.
Mozzarella sticks. Daha sonrasında tuvalet ilacı aldım. İki türlü aldım. Bunları ilk defa deneyeceğim. Bakalım nasıl. Normalde ben Blue Star'ınkini alıyorum. Ama bunları denemek için aldım. İki adet şöyle. Bunların fiyatı 1 euro. 39 muydu? Evet. 49 muydu? Öyle bir şeydi. Daha sonrasında bir adet tost peyniri. Bir tane çoko krem. Bir tane ton balığı. Ondan sonra avokado, acılı avokado aldım. Böyle sürme gan guacamole diye okunuyor arkadaşlar. Böyle çerezlerden aldım yine. Şöyle karışık çerez aldım. Cracker. Dur annem. Böyle gofretlerden aldım. Arkada mikşit de var. Tekrar cips. Böyle kurabiyelerden almış Özgür. Bir de Soletti. Metehan oradayken kola aldı. O sen bunu bitirmiş. Tamam annem. Bir de şöyle Özgür bunları seviyor çocuklarla birlikte. Bunlardan almış iki çeşitli. Buradan devam edelim. Ketçaplar indirimde arkadaşlar Hofer'de. Normalde 1 kiloluğu 4 euro küsür, 2 euroya düşmüş. O yüzden ketçap aldım. Bir tane deterjan, bulaşık deterjanı aldım. Özgür tabii ki de meşhur domates soslarını unutmamış. Bir tane Meksika fasulyesi, bir tane balsamico dressing aldım salatalar için. Üzüm, siyah üzüm. Özgür bunları stok yapıyor arkadaşlar. Gördükçe alıyor. Fırına atmak için ekmek, muz. Bu geçen aldığımız peynir çantaları diye söyleniyor ama patatesin içinde peynir var yani. Bunları da Mete çok seviyor. Bizde Krapfen deniyor. Almanya'da Berliner diyorlar. Yani her yerde ismi değişiyor. Bizde Krapfen arkadaşlar. Snickers almışlar. Yoğurt aldık. Yani onun dışında ekmeklerim de vardı. Onları buzluğa attım bile. Bir de patates aldık. Bir de başka bir şey daha aldık. İsmini söylemeyeceğim şu anda. Yani yoksa Mete hemen gelecek. Ama yaz aylarında yenen bir şey. Onu da dolaba attım. Öyle yani alışverişim bu şekilde. Bu alışverişe toplam ödediğim miktar arkadaşlar. Şimdi yalan olmasın çünkü babamın babama aldığım akülüyü falan çıkardım. Yani onu çıkarsak 130 euro gibi bir rakam ödedim buradaki alışverişi. Dediğim gibi burada hemen size göstereyim. Şu patateslerden aldım. Bir de şu ekmeklerden 5 adet aldım. O yüzden onları hemen koyduğum için onları göstermedim ama öyle yani. Dediğim gibi bu alışverişin fiyatı 130 euro. Türk parasıyla hesapladığınız zaman 900 TL, milyon demeyeyim eski parayla oluyor. 900 TL olarak bir alışveriş olmuş oluyor. Ama dediğim gibi durum böyle. Gerçi Türkiye'ye göre de hesaplamamak lazım. Her maaşa göre tabii ki de değişiyor. O yüzden bu konuya girersek tartışma bitmez. Ama çoğunuz merak ediyorsunuz o fiyat ne kadar oluyor diye. Bu arada kendime neden çevirmiyorsam o da ayrı bir mesele. Hiç de bir şey demiyorsunuz kız. Yani durum böyle yani. Şimdi diyeceksiniz belki ya da bana kızacaksınız işte neden Türk fiyatını söylüyorsun aynı mı bir mi falan diye. Tabii ki de değil arkadaşlar, bunu biliyorum ama çoğunuz aranızda merak ediyorsunuz işte TL olarak ne kadar fiyatı, işte fiyatlarını tek tek söyleseydin falan. Ben normalde alışverişlerimin fiyatını hiçbir şekilde söylemiyorum, sadece gösteriyorum aldıklarımı, o kadar. Ama çoğunuz birçok kez yazmışsınız işte keşke fiyatları da söyleseydin de falan filan diye. O yüzden elimden geldiğince söylemeye çalıştım. Ne kadar becerdim, ne kadar beceremedim onu bilmiyorum ama çünkü tek tek şeye de bakmak istemedim. Faturaya aklımda olanları dediğim gibi size kısaca özet geçtim. Ve TL olarak söylememin nedeni de dediğim gibi sadece merak ettiğiniz için çoğunuz. Ya kesinlikle bir kıyaslama vesaire değildir. Her neyse arkadaşlar, ben şimdi buraları toparlayacağım. Onun dışında bugünlük bizden bu kadar olsun.
Umuyorum ki videomu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, videomuza yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Biri de bacaklarıma geldi, sarıldı. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bye bye.